Sevgili dostlar merhaba. Eğitim sistemimizden memnun musunuz diye bir soru sorsam anlamsız bir soru olur galiba. Eminim öğrencisinden öğretmenine, bakanından velisine hepiniz memnun değilim diye cevap verirsiniz. Özellikle şu anki Milli Eğitim Bakanlığı memnuniyetsizliğini ben yıllar önce kendi ağzından duymuştum. Peki eğitimde böylesi kötü bir durumda olan ülkemizin bundan 80 yıl önce o günkü imkansızlıklara rağmen tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir eğitim projesini hayata geçirdiğini biliyor muydunuz? Burada dünyaya örnek olarak gösterilen derken, kuru bir böbürlenme ya da kaba bir milliyetçilik yapmıyorum. Üstelik bu iddia benim iddiam da değil. Bu iddiayı ortaya atan kişi, 1859-1952 yılları arasında yaşayan Amerikalı bilim insanı John Dewey. Aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu, zamanının en ünlü filozofu ve eğitim kuramcısı olan John Dewey, bir röportajında şöyle der. Benim düşlediğim okullar Türkiye'de köy enstitüsü olarak kurulmuştur. Tüm dünyanın bu okulları görüp, eğitim sistemlerini Türklerin kurduğu bu okulları göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırması isabetli olacaktır. İşte ben de şimdi bu eğitim projesinin ne zor şartlar altında ve kimler tarafından hayata geçirilip ve gene kimler tarafından ve neden katledildiğini bugünkü hale nasıl geldiğimizi anlatmaya çalışacağım. Köy enstitülerinin kuruluş macerasına girmeden önce isterseniz 1940'lı yıllardaki ülkemizin şartlarına, o günkü şartlarına bir göz atalım. Bu yıllarda Türkiye bir taraftan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra onun yerini alan İsmet İnönü liderliğinde Avrupa'da patlamış olan 2. Dünya Savaşı ortamına hazırlanmaya çalışırken, diğer taraftan da 18 milyon nüfusu ile hala Orta Çağ'ın feodal üretim ilişkilerinin cenderesi altındadır. Nüfusun %80'i köylerde yaşamakta, başta doğu bölgeler olmak üzere kırsal alanda hala aşiret ve ağalık düzeni geçerlidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında %5 olan okur-yazarlık oranı 1940'a gelindiğinde ancak %25'lere çıkarılabilmiş, bu oranın da büyük bölümünü şehirlerde yaşayanlar oluşturmaktadır. Özellikle kadınların okur-yazarlık oranı ülke genelinde %13, kırsalda da %5'ler düzeyindedir. İşte neredeyse tüm Anadolu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği karşısında 1938 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel ve eğitim bilimci İsmail Hakkı Tonguç bu sorunu çözmek için birlikte kolları sıvarlar. Köylerde yaşayan ilkokul mezunu zeki çocukları özel bir eğitim ile eğiterek onları yeniden köylere gönderip orada öğretmen olarak çalışmalarını hedefleyen bir çalışma başlatırlar. Bu öğretmenlerden köylerde sadece çocukları eğitmeleri değil, tüm köye kanaat önderi olmaları, tarımdan inşaata kadar her alanda köye önderlik etmeleri amaçlanır. Öğretmenler köyde bir taraftan kendi okullarını, evlerini inşa edecekler. Yani bir anlamda inşaat mühendisi olacaklar. Diğer taraftan da ziraat mühendisi olup köylüyü modern tarımla tanıştıracaklardır. Yaşamın ilginç bir ironisidir. Köy enstitüleri kuruluşundan 15 yıl sonra kapatılmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de parmağı olsa da ana fikri gene bir ABD'li bilim insanı olan John Dewey tarafından ortaya atılır. Aslında bu projenin başlangıç öyküsü 1920'li yıllara Atatürk dönemine dayanmaktadır. Mustafa Kemal ve arkadaşları 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara Öğretmen Okulu Konferans Salonu'nda 180 kişinin katıldığı bir toplantı düzenlerler. Bu tarihe özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yani henüz Anadolu'da işgal ve savaş devam ederken birinci muallim kongresini düzenlerler. Mustafa Kemal burada yaptığı konuşmada öğretmenlere biz savaşı kazanacağız ama asıl orduları sizler yetiştirecek ve cehaletle savaşı siz kazanacaksınız der. Eğitimin milli, layık, karma ve bilimsel olmasını isteyen Mustafa Kemal 15 Ekim 1923'te Fransızca bir mektup yazarak Kolombiya Üniversitesi pedagoji profesörü John Dewey'i Türkiye'ye davet eder. Türkiye için bir eğitim raporu hazırlamasını ister. 1924'te Türkiye'ye gelen Dewey uzun bir süre burada kalır, araştırma yapar ve Atatürk'e bir rapor sunar. John Dewey'e göre eğitim üretimden ayrı bir başlık değildir ve öğretmen sadece çocuk ve gençlerin değil tüm toplumun rehberi olmalıdır. İşte John Dewey'in hazırladığı bu rapor, o an köy enstitüleri ve Türk eğitim sisteminin oluşturulması üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu arada köy enstitülerinin kurulması ve yaygınlaşması konusunda pedagoji uzmanı
Halil Fikret Kanad'ın adını da anmadan geçmememiz lazım. Kanad'a göre köylere idealle, özveriyle topluma rehberlik edip öğrenci yetiştirecek idealist öğretmenler gerekmektedir. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesi için 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel önderliğinde 1938 ve 1940 yılları arasında 3 yılda 9 okulla pilot çalışmalara başlanır ve 17 Nisan 1940 tarihinde de 3803 sayılı yasa ile köy enstitüleri resmen kurulur. Ünlü şairimiz Can Yücel'in babası olan Hasan Ali Yücel'in eğitime yaptığı katkılar açtığı 20 adet köy enstitüsü ile sınırlı değildir. Dünya edebiyatının seçkin klasiklerin Türkçe'ye çevrilmesi, Ankara Fen Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması da Hasan Ali Yücel'in döneminde onun eserleridir. Köy enstitüleri 1946'da Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılmasına kadar kuruluş amacı ve biçimine sadık kalarak 6 yıl devam eder. Hasan Ali Yücel'den sonra Milli Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer bu kurumları köy öğretmen okullarına dönüştürür ve kuruluş felsefesinden uzaklaşma sürecini başlatır. 27 Ocak 1954'te Demokrat Parti tarafından köy enstitüleri tamamen kapatılır. Köy enstitülerinin açıldığı yerlere baktığımızda hemen hemen tamamının büyük kentlerden uzak, tarım bakımından verimli topraklar civarında ve tren yollarına yakın yerlerin seçildiği görülür. 1940-1946 arasında köy enstitüleri sadece bir okul değil, aynı zamanda fabrikadır, çiftliktir, yani üretim alanlarıdır. Bu kısa sürede 15 bin dönüm tarla tarıma elverişli hale getirilir, 750 bin yeni fidan dikilir, 1200 dönüm üzüm bağı oluşturulur. Gene bu dönemde öğretmen ve öğrenciler tarafından inşaatlar, işlikler, uygulama alanları, ambar depolar, ahırlar, elektrik santralleri, su depoları, tarım depoları, balıkhane gibi tesisler yapılır, yollar açılır ve enstitülere sulama suları getirilir. Yani ezbere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ve üretim ilkesinden hareket ederler. Kısaca sloganları üretim için eğitimdir. Derslerin %50'lik bölümü temel örgün eğitim konularını içerirken geri kalanı ise uygulamalı eğitimdir. Bu kurumlarda yetişen öğretmenler yaşamları boyunca çevrelerine hem örgün eğitim vererek okuma yazma ve temel bilgileri kazandırdılar hem de modern ve bilimsel tarım tekniklerini öğrettiler. Bu okullarda sadece öğretmenler değil aynı zamanda Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu, Talip Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran, Pakize Türkoğlu, Hatun Birsen Başaran, Ali Dündar, Mehmet Uslu ve Dursun Akşam gibi ülkemizin önde gelen sanatçı, yazar ve düşünürleri de yetişti. 1954 yılında kapatılana kadar köy enstitülerinde 1308 kadın ve 15.943 erkek olmak üzere 17.251 öğretmen yetişti. Peki dünyada bu kadar eşine az rastlanacak kadar başarılı ve üretken olan köy enstitüleri neden kapatıldı? Bunun için aslında bir de çok neden sayılabilir. 1965-1980 yılları arasında Adalet Partisi listesinden 4 dönem Van Milletvekilliği ve Meclis Başkanlığı yapan Kinyas Kartal bir dergiye verdiği röportajda şöyle der. Ben kapattırdım köy enstitülerini. Ben toprak ağasıyım. 200'e yakın köyüm var. Bu köylerdeki halk bana tapar. Ne işi varsa bana sorar. Evlenecek, boşanacak, askere gidecek, mahkemesi nesi varsa gelir bana danışırdı. Ama köy enstitüleri açıldıktan sonra 5 köyüme köy enstitüsü mezunu geldi. Ve bu köylerden artık kimse bana gelip danışmamaya başladı. Ben düşündüm, 200 köyümün hepsine köy enstitüsü mezunu gelirse benim ağalım ne olur? Sıfıra düşer. Böyleyse benim harekete geçmem gerekir dedim ve doğudaki bütün ağalara telefon ettim, onları topladım. Bir de batıdan buldum, Eskişehir'den Emin Sazak. Sonra 1950 seçimleri olacağı zaman Menderes'le pazarlığa gittik. Dedik ki köy enstitülerini kapatırsan şu gördüğün doğudaki tüm toprak ağaları ve batıdan Emin Sazak'ın oyları sana. Kapatmazsan oy yok. Ve böylece Menderes'te 1950'de iktidara gelir gelmez köy enstitülerinin temelini sarsmaya başladı. Kısaca köylere atanan öğretmenlerin yaratmaya çalıştıkları aydınlık bir Türkiye çabası toprak ağalarının egemenliğini sarsmaya başladı. Onlar da Ankara'ya bir sürü yalanlar da ekleyerek şikayet telgrafları çekerler. Köy enstitülerinin kapatılmasına elbette sadece bir ya da birkaç feodal despotun isteği tek neden olmadı. Kız öğrencilerin erkek öğrencileriyle karma eğitim görmesi, cahil halk arasında birçok dedikoduya neden oldu.
Köylülerin okul ve enstitü inşaatlarına yardım etmeleri devlet tarafından zorunlu kılınmıştı. Bu zorlamalar eğitimin gereğine kavrayamamış olan köylüler tarafından angarya gibi kabul edildi. Öğrencilerin Boğaz Sokluğu'na kendi okullarının inşasında çalıştırılmaları da şikayet konusu olmaktaydı. Bu ve benzeri sebepler ile enstitülere komünist yuvası nitelemesi yapılıyor. Hatta arada da ihbar mektuplarını dikkate alan polislerin ve jandarmanın baskınlarına uğruyordu. Köy enstitülerine karşı içerideki bu muhalefetin yanında bir de dışarıdan gelen itirazlar vardı. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Soğuk Savaş atmosferi içerisine giren Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin safında yer alır ve onlardan askeri destek ister. Bu desteği vermeye kabul eden ABD, Truman doktriniyle yardıma başlar. Ne var ki, hiçbir emperyalist ülke karşılıksız günahını bile vermeyeceği için de 5 yıllık kalkınma planları ve köy enstitüleri gibi Sovyet sistemine benzer uygulamaların kaldırılmasını şart koşar. O dönemde ülkede tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi içinde var olan, Cumhuriyet'in o ana kadarki temel ilkelerine karşı olup da kendilerini açığa çıkaramayan karşı devrimci güçler ve parlamentodan çıkarılmaya çalışılan köylüyü topraklandırma yasası adı altındaki toprak ağalarının topraklarını köylüye dağıtmayı amaçlayan çalışmaya karşı çıkan toprak ağalarının başını çekmesiyle onların etkisindeki bir grup milletvekili Celal Bayar öncülüğünde 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti'yi kurarlar. 1946 yılında ilk kez çok partili olarak yapılan seçimlerde hükümetin seçimleri kaybetme kaygısıyla CHP içinde de Demokrat Parti'ye geçmemiş ama düşünce olarak onlardan çok da farklı olmayan gerici kesimin başını çektiği örgütlü muhalefetin de kampanyasıyla köy enstitüleri müfredatında ve yapılanmasında kuruluş amaçlarından uzaklaşan değişiklikler yapılır. Böylece de daha önceleri sıkı sıkıya bağlı olduğu iş için, iş içinde eğitim ilkesinden uzaklaşılır. 1945 yılından başlayarak köy enstitüleri hakkında komünistlerin dinsizlerin yetiştiği fuhuş yuvalar olduğu söylenerek saldırı kampanyaları başlatılır. Bu yıllarda parlamentoda bir bütçe görüşmesinden milletvekili Emin Sazağ'ın köylere giden enstitü mezunları kendilerini birer Atatürk zannediyorlar demesi üzerine Hasan Ali Yücel'in bu çocukların her birinin birer Atatürk olması temenni edilir şeklindeki cevabı ortamı anlatması bakımından ilginçtir. Sonuç olarak köy enstitülerinin kapatılma gerekçelerini 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluş felsefe ve ilkelerini benimsememiş, hala geçmişin karanlığında kalarak tekke ve tarikatlarında kendi düzenlerini devam ettirmek isteyen yobaz gerici çevreler tarafından, feodal üretim ilişkileri içerisindeki güçlerini yani ağırlıklarını kaybetme korkusu içindeki toprak ağaları ve aşiret reisleri tarafından, bir de çağdaş ve modern bir Türkiye'nin kendi çıkarlarına uygun olmayacağını düşünen, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist ülkelerin baskıları sonucunda köy enstitüleri önce CHP tarafından amacından uzaklaştırılıp etkisizleştirme yoluna gidilir, ardından 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti tarafından 1954'te tamamen kapatılır. Böylece de ülkemiz için çağdaş ve uygar bir gelecek kapısı kapatılmış olur. Yıllar sonra Hasan olan köy enstitüsündeki eski müdür Rauf İnan ve hukukçu yazar ve gazeteci Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, köy enstitülerinin kapatılmasının Atatürk devrimleri karşıtlarınca başlatılan bir karşı devrim hareketi olduğunu söyler. Ben öğretmen okulu mezunuyum ve okuduğum dönemde köy enstitülerinde eğitim almış öğretmenlerim de oldu. Bir anlamda bu iklimin son kırıntılarını yaşama ve atmosferiyle beslenme olanağım oldu. İdealizmi, gerçek öğretmenliği, fedakarlığı bu öğretmenlerimiz sayesinde öğrendik. Bu nedenle burada hepsini saygı ve minnetle almak isterim. Ömrü çok uzun sürmese de ülkemizin aydınlanma çabasına büyük bir iz bırakan, devamına izin verilmesi halinde bugün bizleri çok daha uygar ve konforlu bir ülkede yaşatacağı kesin olan köy enstitülerini, günlük kişisel hesapları ve hırsları uğruna kapatan yöneticilerini, tarihin karanlık tozlu raflarında, kendi karanlıklarında sonsuza kadar boğulmalarına terk edip, bu ve benzeri kurumların oluşumunda ve hayata geçirilmesinde emeği geçen eğitimcilerimizi, önderleri ve yöneticileri, buralarda eğitim görerek Anadolu'nun karanlığına ışık olan öğretmenlerimizi şükranla anarak videomu noktalayayım.
Gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmenizi dilerim.